Almanya'nın bu e, alım e, hazırlığı çok önemli bir gelişme. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan bu tarafa silahlanması konusunda hep engellerle karşılaşmış, bu konuda kafaya kaldıramamış bir ülkeden bahsediyoruz. Hele de Türk siyahlarını tercih etmeleri e, son dönemdeki askeri gelişmelerin şahikası diyebiliriz. Eğer Almanya Türk siyahlarını satın alırsa, son dönemde SİHA satın alan en önemli ülke. Daha doğrusu bu konudaki en önemli gelişmeyi yaşıyor olacağız. Şimdi bir grafiği aldık, grafiğimizi aldık, kum saatimizi de başlattık. Zamandan biraz çaldık biliyorsunuz zamana saygılı bir bülteniz. hemen size içeriden ve dışarıdan Türkiye'nin nasıl göründüğüne dair birkaç cümle paylaşacağım. Şimdi dışarıdan Türkiye'nin görünümü ile ilgili çok farklı yaklaşımlar söz konusu. Yani biz kendimizi biliyoruz hatta dışarıdaki imajımızın keyfini çok içeride de süremiyoruz. Bunu söylemekte fayda var. Dışarıdaki imajımız çok iyi fakat ekonomik krizden ötürü bunun keyfini pek çıkarabildiğimizi tekrar söyleyemeyeceğim. Bunun altını çizmiş olayım. Şimdi Nikkei gazetesi. Japonya'da 19. yüzyılın sonundan bu tarafa çıkan önemli bir gazete. Dünyanın en büyük ekonomi gazetesi diyebiliriz çünkü 3 milyon tirajı var. Japonların nüfusu yoğun biliyorsunuz, gazete okumayı da seviyorlar. 3 milyonluk bir gazeteden bahsediyoruz. Bir analiz yayınladılar, Türkiye'nin hard power, askeri gücü anlamında, jeopolitik rönesansının temeli sert, coğrafi olarak sert bir konumda ve sert bir askeri sürecin içinden geçti. Terörle mücadele etti vesaire. Ve sahada Libya, Irak, Suriye, Karabağ ve diğer coğrafyalarda üzerine düşeni yaptığı bir jeopolitik rönesans sürecini geçiriyor diyor. Önemli bir laf, ilginç bir laf. Bu yüzden paylaşmayı elzem gördüm. Şimdi Le Figaro'da olsun Fransız yayın organı, İngiliz yayın organı Financial Times'da olsun. Ee, şu yönde sürekli, son dönemde de sık çıkıyor, sürekli geleceğin savaş konseptine yön verecek araçlar olarak Türk SİHA'ları gösteriliyor. Hakikaten geleceğin, özellikle Karabağ Savaşı'nda görülmüştü, geleceğin savaş modeli daha insansız e, hava araçlarına yöneleceği için, çünkü ben hep söylüyorum, şehit vermiş bir ülke, bu konuda bedel ödemiş bir ülke olarak insansız araçlar konusunda iyi bir teknoloji geliştirdik. Bu tür teknolojilerin önümüzdeki dönemin savaşlarına yön vereceğini söylüyor yabancı basın Le Figaro'su Financial Times'ı. Ve son olarak e, Selçuk Bayraktar CNN International'la konuştu ve Türk SİHA'larının TB2 bağlamında özellikle e, Ukrayna direnişinin sembolü olduğunu uzun uzadıya anlattı. Bu da önemli bir gelişmeydi. E, SİHA'lar bağlamında Türkiye sadece SİHA'lar demeyelim SİHA'larla sınırlandırmayalım. Askeri güç, yerine göre yumuşak güç, potansiyel anlamında, siyasi güç anlamında Türkiye çok gelecek vaat ediyor. Ama ekonomik problemlerimiz maalesef milli güç unsurlarının ekonomik boyutunda, milli güç matematiğin unsurlarından birisidir ekonomi. Önemli bir parametresidir. Orada biraz sıkıntılarımız var. İçeriden ilk baktığımız zaman gördüğümüz şey enflasyon. Şimdi bunu bir ekonomik savaş olarak yorumlarsak sevgili izleyiciler. Donald Trump'ın 2018'in Ağustos'unda attığı bir tweet vardı. Türkiye'ye böyle doğrudan posta koyan, operasyon başlatan bir tweetti. Ama 2019'da e, çok vahim bir enflasyon tablosuyla karşılaşmadık. Hemen 2018'in yıllık enflasyonunu size söyleyeyim. 20.30. Çok vahim değil. Üstelik daha iyi bir gelişme oldu. 2019'da 11.84'e geriledi. Ardından... 2020'de kısmen bir yükseliş söz konusu. Pandemiye girilmiş, hatta pandemi yaşanmış Mart 2020'den bu tarafa. Ama ekonomik sonuçları hala vahim ölçüde görmüyoruz o dönemde. 14.60 2020'nin yıllık enflasyon oranı. 2020'de ise efendim maalesef birden sıçrıyor 36.08'e ve son 19 yılın en yüksek oranına ulaşılmış oluyor böylelikle. 2020'de ise biliyorsunuz şu ana kadar özür dilerim 2022'nin enflasyon rakamları şu anki ortalama itibariyle söylüyoruz. 54.44. Bu enflasyon belasıyla mücadele etmemiz lazım. Bu aslında geçmişten beri mücadele ettiğimiz çok bilmediğimiz bir mesele değil. Bir milli güvenlik meselesi olarak enflasyonla çok uğraştık. Ben iyi hatırlıyorum. 5 Nisan 1994 kararlarında %50'ye yakın küçüldük. 19 Şubat 2001'de bir anayasa kitapçığının Cumhurbaşkanı tarafından Milli Güvenlik Kurulu'nda fırlatılması sonucunda Türkiye ciddi bir ekonomik krize girdi. Ama böylesini, böylesine şiddetli dalgalar halinde gelen, küresel boyutları olan, pandemiyle de alakalı, tedarik zinciriyle de alakalı ve insanı böyle umutsuzluğa sürükleyen küresel manada bir kriz görmemiştik. 2008 krizini teğet geçtik. 2007-2008 mortgage krizi Türkiye'yi teğet geçti. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman söylemişti. Ama 2010, 2021'den bu tarafa enflasyon gibi bir derdimiz var. Dışarıdan bize biçilen misyona, Balkanlardan Türkiye'ye baktığınız zaman çok özenilir, çok güzeldir. Orta Doğu için zaten ne diyelim cazip bir ülkedir Türkiye. Orta Asya'dan Özbekistan misal baktığınız zaman yine güzel görünür. Öncü siyasi anlamda, ekonomik anlamda, her anlamda. İşte bu misyona layık olmak için belki de en önemli meselemiz, cebimizi ilgilendiren, bizleri ilgilendiren, bu ülkenin geleceğini ilgilendiren en önemli mesele enflasyonla mücadele meselesi. Bu konuda deneyimsiz değiliz. Pek çok boyutu var. Umarım bunu başarırız. Yoksa şu bahsettiğim imajla çelişen bir durumla karşı karşıya kalmış oluyoruz.